Efendim merhabalar, Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında karşınızdayız. Lemi Çelik'le bugün beraberiz. Lemi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olasın. Dün yoğundu aslında. Dündü senden planlamamız ama dün bayağı yoğundun sen. Olsun. Bugüne devrettik. Bugün biraz daha hızlı ve seri yaparız. İstersen şöyle başlayalım. Bir geçen hafta oynadığımız maçı bir değerlendirelim. Hatay ligin en dibindeki takım, bir birlik beraberlik. Yani neleri yapamadık, neleri eksik yaptık ya da yaptık niye olmadı? Önce oradan bir başlayalım istersen, sonra sorularım çok. Ya şimdi tabii ki oyuncu kalitemiz yetersiz. Yani bakıyorsunuz Vakayeme olmayınca Trageze de gitti. Sol tarafta kimi koyduk, kimi oynattık? Orsic oynadı. Bir yarı Orsic oynadı. Draguş oynadı. Bir yarı da Draguş oynadı. Evet. Orsic ve Draguş. Ve on numarada Badri vardı. Bardi çıktı. Başkası girdi. Yani Çam belli girdi. Ki Muhammed Çam girdi. Muhammed Çam girdi. Belli ki Trabzonspor'u şampiyonla oynatabilecek ve bu Hatay gibi bu Anadolu takımlarından deplasmanda çok rahat kazanıp evine dönecek bir Trabzonspor kadrosu Trabzonspor'da oluşmadı. Yani Orsic, Muhammed Çam, baktığın zaman Draguş'un mevkisi de orası. Tam orada Draguş'u suçlayamayız. Draguş bir potansiyeli var. İleride daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama Bardi gibi, Muhammed Çam gibi, Orsic gibi bu sporcularla şampiyonla oynamanız çok zor. Çünkü Lundstrom'u da katabiliriz herhalde. Lundstrom'u da katarız herhalde bunların içine. Tabii. Değil mi? Aynı şekilde Lundstrom'u da katabiliriz bunların içerisinde. Şimdi bir önceki müsabakada Vakayeme oynayınca sol taraftan adam eksiltiyor, çalım atıyor, orta atıyor, pas veriyor. Yani şimdi Orsic bir tane adam geçemiyor. Muhammed Çam adam geçmiyor. Badri gol atmıyor, gol attırmıyor. Muhammed Çam gol atmıyor, gol attırmıyor. Orsic gol atmıyor, gol attırmıyor. Rüslam zaten kaleden 30 metre uzakta oynuyor veya 50 metre uzakta oynuyor. Kardeşim bu takımda kim gol atacak, kim gol attıracak? Yani bir şey Banzama var bu takımın golcüsü ve Banza'yı tuttukları zaman kim gol atacak? A planı diyelim, Banza santrafor gol atar. Doğrudur. İyi marke edildi. Kime gol attıracağız biz? Okay çok kaleye uzak oynuyor. Ve çok formsuzdu. Acayip kötüydü şey maçında. Hatay maçında. Vallahi Hatay maçında ben sahada bir tane iyi oyuncu göremedim. Yani biraz Banza kıpırdamaya çalışıyor. Yetenekleri kısıtlı. Onun haricinde Draguş ilk yarı fena değildi. İkinci yarı tamamıyla çok saçmaladı. Ne yaptığını kendi bilmiyor. Bütün kontrolünü kaybetti. Kendini yönetemez hale geldi. Ve arkadaşlarıyla tamamıyla iletişimi koptu. Yani baktığınız zaman Trabzonspor'u bu oyuncu kadrosuyla gerçekten şampiyonluğu oynaması çok zor. Çünkü rakipler çok güçlü kadro oluşturdular. Kalite ve seviye olarak Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta çok üzerine koydular ve üzerine çıktılar. Bu yüzden söylemem şu ki Trabzonspor'un acilen elindeki yetersiz oyuncuları acilen gönderip çok üstüne oyuncular almak zorunda. Yani eğer burada Muhammed Çam çok iyi bir çıksaydı bir on numara pozisyonda Vakayeme de gelmişti. Sağda Visca, Banza'nın yerine çok daha Onaçu gelseydi takım çok daha farklı bir takım izleyebilirdik. Ve şu an bu puanları kaybetmeyen bir takım izleyebilirdik. Ve bu takım herhalde ligde en kötü ihtimalle ilk üçte olurdu. Bu yüzden bu oyuncu kadrosuyla bakıyorum ki diğer takımların kadrosunda kıyasladığım zaman Anadolu takımları için farkımız kalmamış. Yani oyuncu kalitesi ve yetenekli oyuncuları bulundurma adına. Bugün mü dün mü ne bir gazetede bir haberlerde okudum. Şenol Hoca Sayın Başkan'a sistemde bulunmuş. Bu futbolcuları kim aldı, nasıl aldı, nereden aldı, kim bunları önerdi, izleme komitesi mi, hocalar mı diye aralarına doğru veya yanlış bir sohbet geçti.
Şonlacı da tabii ki bu böyle bir geçmişse aralarında böyle bir sohbet, bu da gayet doğaldır. Çünkü gerçekten 3 yılda 42 tane adam alıyorsunuz. 7 tane adamla alıp da bir iskelet kadro oluşturamıyorsanız, bence burada kim var izleme komitesinde, şu var bu var, kim almışsa bu sorumlular lütfen bir daha Trabzonspor'a transfer yapmasın. Şimdi aynen dediğin gibi Lemi, bu konuyla ilgili bizim de çok haberlerimiz oldu biliyorsun. Oyuncuların geçen gün ben bir değerlendirmesini çıkardım. 13 transferin bize Trabzonspor'a yükümlülüğü, yani sözleşmeleri bittiğinde yükümlülüğü 2 milyar 613 milyon TL. Şimdiki döviz kuruyla ama. Tabii ki 3 yıl, Yani 2 yıl sonra... aşağı yukarı 70 milyon dolar. Aynen. Yani biz ne yaptık? Geçtiğimiz gün çok güzel bir iş yaptık. Bankalar Birliği'ne parayı yatırdık. 2,1 milyon euro parayı yatırdık. Dedik ki tamam, artık borcumuz yok size. Sizinle işimiz yok bundan sonra. Ama şimdi ben o hesabı yapıyorum. 13 tane adamı almışız. Biz Bankalar Birliği'nden daha fazla bir yükümlülük altına girmişiz. Yani nasıl baş edeceğiz? Biraz önce de sen aslında şunu söyledin. Ne dedin? Bu takımla eğer biz şampiyonluğu düşünüyorsak, yarışmacı takım olmak istiyorsak, yarışın içinde olmak istiyorsak, mutlaka bu oyuncuların yani yarıdan fazlasını, belki de 8-9 tanesini göndermeliyiz. Yerine en azından 4-5 tane çok iyi oyuncu almalıyız dedim. Ne yapacağız? Nasıl halledeceğiz bu işleri? Şimdi Nihat, durum şu, maalesef Türkiye'de dürüst, ahlaklıysan, dürüstsen ve liyakatlıysan bunların hiçbirinin önemi yok. Tamamıyla sadakate bakıyorlar. Yani siz bu yapılan yanlışları veya eksikleri hiç şartsız, koşulsuz kabul edeceksiniz. Hiç bunlara öneri getirmeyeceksiniz. Bunlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyleri sunduğunuz zaman, liyakatınız olsa bile, sadakatiniz yoksa, çok dürüstseniz maalesef sistem sizi kabul etmiyor. Yıllarca bunu biz Trabzonspor'da gördük, Türkiye'deki tüm takımlarda gördük. Baktığınız zaman sistem öyle bir şey ki sizi içeri sokmuyor. Çünkü içeride bir sürü karanlık şeyler oluyor, bilinmedik şeyler oluyor. Şimdi ben fazla tabii bu konuları da sürekli dile getiriyorum, anlatıyorum, söylüyorum. Fakat değişen bir şey olmuyor. Yani şunu da gördük ki önemli olan Trabzonspor'un tabii ki başarısı. Ama başarılı giderken de, başarılı olurken de tabii burada bir başkan geliyor, 30-40 milyon euroluk fedakarlık yapıyor. Peki sen bu fedakarlığı yapıyorsun da çok güzel. 10 tane futbolcu aldın, gitti bu verdin 30 milyon euro. Bu fedakarlık değil ki. Keşke bu yanlışları yapmasan da bu kadar da para vermesen, buna gerek kalmasa. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar önemli şeyler. Şimdi para verdin, tamam, doğru, teşekkür ediyoruz. Zaten verdiğin paranı alacaksın, doğru. Ben genelde konuşuyorum. Yani şimdiki mevcut başkan için konuşmuyorum. Bir başkan geliyor bir kulüp için bu kadar fedakarlık yapıyor. Diyor ki ben bu kadar para verdim, şunu verdim, bunu verdim. Tamam, verdin 30 milyonları. Ama kardeşim gittin transferde 15 tane yanlış transfer yaptın ve kulübü batırdın. 60 milyon dolar verdin, kulüp daha çok zarar etti. Yani bu iş değil ki. O yüzden mutlaka bu tür kulüplerde liyakati, işi bilen, futboldan anlayan, futbolcu anlayan insanlarla çalışmalısınız. Ya onun adamı, bunun adamı, aman onu kırmayayım, bunu kırmayayım, bana oy verecek, işte başkanlığımı destekleyecek, seçimde bana destek verdi falan filan, arkadaşımın yeğenidir veya işte siyaseten bir menfaatim var, çıkarım var, onun yakınıdır falan filan dersen bu olmaz. Futbol hata affetmez. Futbol, sana şunu söyleyeyim, daima eğitimli, bilgili ve bu işi yapmış, yaşamış insanların yönetmesi ve yönlendirmesi gereken bir olaydır, bir olgudur ve çok değerlidir ve bütün bu kadar dünyada kitleleri peşinden sürükler. Ama bakıyorsunuz ki burada şimdi bizim gel Trabzonspor'umuza, ben şimdi bir şey demiyorum. Yani orada belki kalbini kırdığım arkadaşlarım vardır izleme komitesinde. Onlar da bilmiyorum kim olduklarını. Var mı da bilmiyorum yani. Ama ya bu yapılan tren, şimdi rüsamı ne diye alırsınız? Yani bu kadar ağır, yavaş bir adamın artık günümüzde ya hiçbir şey yapmazsan Torreira'yla Beşiktaş'taki Jadson'la karşılaştırırsın.
onun seviyesini bir adam alırsa veya onun üzerine bir adam alacaksa ki onu yenebilesin. Şimdi diğer o Torreira'ya bak, Jackson'a bak, bir de bizim ön libero Rüstem'e bak şimdi. Nasıl olacak bu? Bir de Lem'i, yani ben geçen şöyle bir benzetme yapmıştım. Şimdi düşünsene, biz Lundstram'ı hani 8 numara gibi almıştık. 8 numara Lundstram. Bizde 8 numara kimler oynadı? Ünal Karaman, Sosa, Kolman, Marek Hamšík en son. Yani şimdi biz bunları seyrettik. Şimdi de Lundstram'ı seyrediyoruz. Bir de orada da çok hatalı şey var, değil mi? Bak Lundstram var. Okay, Ozan, Umut Güneş. İnan ol ki dördünü toplasan bir tane topçu etmez. Bilmiyorum, Ya bu benim şimdi bu kendi görüşüm. Umut Güneş'i kim aldırdı? Allah'ını seversen ya. Şu Umut Güneş'in hızının, çabukluğunun Trabzonspor seviyesinde olmadığını görmediler mi, anlamadılar mı? Bu kadar futbol bilgisi olmayan veya futbol cahili olan hangi insan bunu Trabzonspor'a alır? Ya Umut Bulut teknik bir oyuncu, klas bir oyuncu ama bu Alanyaspor için olur. Çünkü Trabzonspor'da daha hızlı, daha süratli, daha tempolu oynamak zorunda. O Umut'un hızı yetmez buna. Bir de bir Anlatabiliyor muyum? ona Bu 2,3 yani 2 milyon 300 bin euro da şey verdik, yani Alanyaspor'dan alırken döviz üzerinden verdik ona biz bonservis parası olarak. En ilginç tarafı da o yani. Türk parası yerine şey verdik. Ya Nihat, sana şunu söyleyeyim bak. Gerçekten ben de Trabzonspor'da izleme komitesinin başındaydım. Biz yapmış olduğum transferlere bak şimdi, bizim Fabian Eller diye bir adam aldık. Adam aldık 600 bin dolara, herifi kovduk, üstüne 1 milyon dolara para aldık. Ve herifi kovduk, nereye gitti biliyor musun? Atletico Bilbao'ya gitti. Oradan Internacional'e gitti. Internacional'de de Güney Amerika şampiyonu oldular ve dünya şampiyonluğu için Barcelona'yı yendiler ve dünya şampiyonu oldular. Ve biz bu adamı getirdik Trabzonspor'a. Kovduğumuz adamla 400-500 bin dolar para kazandık. Hakeza ondan önce Simkoyak diye bir adam getirdik. Simkoyak herifi aldık. 1900 mi ne aldık? 900 bin dolar mı ne aldık? Herif Türkiye starı oldu. Trabzonspor'u uçurdu ve o Fatih Tekkeli kadrolarının orta sahada mükemmel bir performans ortaya koydu. Herifin değeri kat kat arttı. Şimdi çok büyük katkılar sağladı. Şimdi baktığımız zaman bu işte biraz anlamak gerekiyor. Futbolcuyu anlamak gerekiyor. Futbolcunun seviyesini anlamak gerekiyor. Ama maalesef Trabzonspor'da biraz işler liyakat değil, sadakatle gittiği için maalesef böyle oluyor. Ama şimdi bak, biraz önce örnek verdik değil mi? Mesela aynı mevki için 5 tane adam alıyorsun ama bir tanesini doğru düzgün kullanamıyorsun. Sıkıntı orada. Yani çok çabuk sakatlanıyorlar. İşte takıma direkt katkısı olmuyor. Ve yalnız sadece bir bölge için değil, diğer bölgeler için o kadar transfer yanlışlığı var ki. Bak mesela Savic aldık. Stefan Savic. Evet, çok kaliteli bir oyuncu. Background'u çok iyi ama bu oyuncunun sakat olduğunu artık Sağır Sultan biliyordu. En basit şeyin açıklamaları, Beşiktaş As Başkanı'nın açıklamaları, diyor ki, şöyle anlatıyordu bizim maçın öncesinde. Hocamıza dedik ki Paulista'yı aldık. Stefan Savic'i de alabiliriz. Menajerler geldi. Bu oyuncuyu da getirebiliriz. Hoca, yani Beşiktaş'ın hocası diyor ki Giovanni Van Bronckhorst, aman aman diyor, o sakat diyor. Ya Van Bronckhorst'un sakat dediği bir oyuncuyu, onun bildiği bir oyuncuyu biz nasıl bilemeyiz? Yani benim tabii ki çok böyle bu konularda biraz o kadar Allah ya, şaşırıyorum. bunları bana diye gidip şeye soracaksın. Bu konuda yetkili kim varsa gideceksin Trabzonspor'a onlara soracaksın. Ama sana şunu söyleyeyim. Menajerler tabi futbolcu önerir. Buradaki sorumluluk tamamıyla Trabzonspor'da başkan ve yönetimdir. En nihayetinde kulübün kısa, orta ve uzun vade planlamasını, stratejik planlamasını, kulübün kadrosunu oluşmasında en nihayetinde hoca teklifini sunar, izleme komitesi sunar. Başkan ve yönetim bunu değerlendirir ve okeyler ve onaylar. Ve bunu da herhalde ciddi anlamda bir araştırma yaparak bunu yaparlar. Ama Beşiktaş'ın böyle sakat diye almadığı bir futbolcuyu Trabzonspor'a gelip vermişlerse
Bu Trabzonspor büyük hata yapmıştır demektir. Bununla beraber Trabzonspor'un zaten transferde çok başarısı olduğu ortadadır. Zaten bu bana göre şimdi bu olmadı Nihat. Bana göre ilk başarısızlık veya ilk yanlış şampiyon olmuş kadronun dağıtılmasıyla başladı bu olay. 15 tane oyuncu aldık bir de. Onun üzerine kaç tane oyuncu aldık şimdiye kadar bilmiyorum ama şampiyon olmuş bir kadroya dağıtmak bana göre yapılan en büyük yanlışların başında geliyor. O kadroyu orada bile vakayemeye bırakmamak gerekiyordu. Şampiyon kadroya 2-3 tane takviye ile beraber şampiyon kulüplerde yoluna devam etmesi gereken Trabzonspor gereksiz yere saçma sapan davranış ve tercihlerle Vakayeme gibi bir adamı gönderiyor. Acayip acayip transferler yapıyor. Gereksiz yere adamları. Ya şampiyon olmuş kadro iki tane, üç tane yıldız oyuncu alır, transferi bırakır. 15 tane adam almaz. İnsanın tabii aklına başka şeyler geliyor ama artık ben konuşmaktan bıktım, söylemekten bıktım. Çünkü neden diyeceksiniz? Bunu herkes görüyor. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani fakat yine de şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un iyi olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da bir Şenol Güneş gerçeği var. Şenol Hoca'nın kısa sürede takımı toparlayacağını düşünüyorum. Takım iyi bir duruma gelir. Şu anki görüntüsü kadro olarak Galatasaray, Fener, Beşiktaş'tan daha kötü bir kadroya sahip. Ancak ligi hem en iyi derece bitireceği derece dördüncülük olur. Burada tabii şu var ama dediğim gibi Trabzonspor 2-3 tane böyle ciddi adam alırsa takım yine toparlanır. Şampiyonla oynayabilir mi? Oynayabilir ama maalesef koskoca Trabzonspor kulübü daha birinci aydan, ikinci aydan hem Avrupa kupalarından hem de ligden uzaklaşması çok üzüntü verici. Hiç Trabzonspor kulübüne bu durum hiç yakışmadı. Bundan dolayı da son derece üzgünüm. Ha diyeceksiniz ki 10 açı olsaydı o 15 tane adam alacağına 5'ini alma bir 10 açı al. Şimdi hem Avrupa'da yoluna devam ediyordun. Hem de Aynen ligde doğru. en az 17-18 puanım vardı. Kardeşim ne yapmıyorsun bunu? Muhammed Şam kim ya? Bu Muhammed Şam'ı kim izledi? Allah'ını seversen. Badri ondan daha iyi oyuncu ya. Yeni bir 10 numara alıyorsun. Muhammed Şam'ı getiriyorsun. Yok 10 numara şöyle yapacak, böyle yapacak. Ya Mertens, adamın 10 numarası Mertens. Adamın 10 numarası Da Silva. Anladın mı? Adamın 10 numarası Tadic, Şivanski, İrfan Can, senin Muhammed Şam, Badri. Ya nasıl olacak bu? Zaten Yani olmuyor kıyaslayacaksın. Lemi. Aynen doğru. Yani Zaten de şimdi olmuyor. bunları Lemi bir kim şey seçiyor? söyleyeceğim. Kim yapıyor? Yine devam et oradan. Dün Şenol Hoca şeydeydi, paneldeydi. Muhtemelen görmüşsündür sen de. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şimdi Şenol Hoca. burada şu işlemi de Tamam. söyleyeyim ne olduğunu. Tamam. Zencefilli şey içiyorum, soda içiyorum. Şimdi bunu Ha yanlış. bartenderler derler ki ya Lemi gündüz gündüz lan şey mi viski mi içiyor, bunu yumuş yumuş. Viski. Ha, Yok yok. Zencefilli soda şey yaparım. Herkese öneririm. Herkesin tamamdır. O zaman şöyle diyelim. Lemi dün Şenol Hoca İzmir'deydi. Bir panele Evet. katıldı. Futbol zirvesi diye bir panel. Aslında çok güzel de bir paneldi. Üç tane Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli üç teknik direktör. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş. Üçü bir araya geldi. Çok keyifli sohbetler oldu. İşte moderatörlüğünü de bizim ustalarımızdan Şansal abi yaptı. Şansal Büyük A yaptı. Orada Şenol Hoca'nın ilginç bir çıkışı vardı aslında. İşte bu şeyle ilgili Türk futbolunun gelişimi, Türk futbolunun yani neden son dönemlerde aşağılara düştüğünü. Ya dedi ki öyle başkanlar var ki dedi sırf kendilerini gösterme adına dedi. Aynı şekilde teknik direktörler de habire dedi transfer yapıyorlar dedi. Aslında orada üstü kapalı bize göndermede bulundu. Yani Trabzonspor'a göndermede bulundu. Aynen biraz önce ne dedik? Şampiyonluk sonrası 15. Bir sonraki sene 14. Bu sene 13. Yani işte bak hesabı yaptık. Basit bir hesapla 42-43 tane transfer yapmışız. Dönüp bakıyoruz 7 kişilik bir takım omurgası oluşturamamışız. 7 kişilik. Yani 8 bile İskelet demiyorum. kadro diyelim onu. İskelet Aynen kadro. iskelet. İskelet kadro oluşturamamışız. Yani şu var. O kadar kötü tercihler yapmışız ki işte mesela biz bunları biraz önce dedin ya bunları
senin veya işte medya olarak sizlerin sorgulaması lazım. Maalesef bir tek ben sorguluyorum. Ve tabii ki aynen sen biraz önce dedin ya, bu konuda beni eleştiriyorlar diye. En çok eleştirilen, çok sorguladığımız için ya biz hep bunu söylüyoruz, şunu söylüyoruz. Hani bizim bütün şeyimiz Trabzonspor. Ortak davamız, ortak kavgamız Trabzonspor. Bu konuda da herkeste kavga ederiz. Onu da bilsin herkes. İşte şimdi mesela Şenol Hoca'nın bu sözleri de çok önemliydi. Bazı başkanlar ve hocalar kendilerini ispat etmek için transferler yaptırıyorlar dedi. Ne dersin sen? Nihat şöyle düşün bak. Türk futbolu en başarılı olduğu dönemlerde yabancı sayısı çok azdı, yoktu bile. Bak 2002'de dünya üçüncüsü olduk. Yabancı sayısı 3, 4. 2000'de Galatasaray Galatasaray şampiyon oldu. UEFA kupasını UEFA kaldırdı. kupasını aldı. Yabancı sayısı 4. Demek ki yabancı sayısı 4 ile beraber siz dünyadaki en büyük başarıları elde edebiliyorsunuz. Demek ki şu söylem demek ki yanlış. Yanlış bir ifade. Kardeşim biz dünya ile Avrupa ile mücadele edemiyoruz çünkü yabancı kontenjanımız çok düşük. Yabancı serbest şimdi. Hadi bir tane takımımız şampiyon kulüplerde yok. Bir tane takımımız UEFA'yı alacak kapasite değil. Nasıl olacak bu? Ama biz UEFA'ya kazandığı zaman Galatasaray 4 yabancı vardı. Dünya üçüncüsü olduk 4 yabancı vardı. Şimdi baktığın zaman demek ki en doğrusu neymiş? 4 veya maksimum 5 yabancı. Kardeşim bu kadar yabancı olur mu ya? Ligimiz döndü. Afrika Türk futbolcu destekli Afrika Ligi'ne döndük. Ben daha önce de söyledim. Bakın 5 yıla kalmaz siyahlar oynar, beyazlar izler. Sahada bir tane beyaz futbolcu göremezsiniz bugün işte. Hepsi siyah olacak. Şu anda görüyorsunuz Fransa milli takımı, Kanada milli takımı. 30 yıl önce bembeyaz olan takımlar şimdi hepsi siyah futbolcular doldu. Siyah futbolcular daha aç, daha yetenekli, daha kas kütleleri bu spor için daha dayanıklı falan filan. Şimdi buraya baktığımız zaman bizim şimdi ülkemizde Sayın Futbol Federasyonu Başkanı geldi. Yabancı sahada 11 kişi olur dedi. Oldu da ne oldu? Avrupa kupalarından, Şampiyonlar Ligi'nden pat elendik. Görüyorsun Galatasaray mahalle takımıyla beraber kalıyor. Ne oldu? 300 milyon takım Beşiktaş 5 iki maçta 7 tane gol yedi ya. 4-7, 3-7 yani. 3-7 yani. Evet. Yani ne oldu bunları yaptığınızda? Yani istiyorsunuz ki bu kadar kulüpleri batsın, bitsin, kontrolsüz olsun. Bir başkan geliyor. Ben genel anlamda konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Kimseyi de suçlamıyorum. Herhangi bir başkan geliyor bir kulübe, tamam mı? 3 yılda 10 transfer yapıyor. Oradan bir 15 milyon dolar götürüyor gidiyor. Hadi eyvallah. Ne hesap var ne bir şey var. Ya biz Türk futbolu neler gördük ya? Federasyondan gelen parayı 15 milyon dolar adam cebine atıyor. 2-3 ay yatıyor çıkıyor. Ne var bunda yani? Yani ya bu iğrenç iğrenç şeyler. Yani burada devletin bunları daha ciddi anlamda denetleyip kontrol etmesi lazım. Ama maalesef ülkemizde yasalar ve kanunlar uygulanmadığı için ve bu tür işlere kimse bakmadığı için hele hele de yandaşsan, oydasan hiç her şey yapabilirsin, her şey sana bu anlayışı olduğu için maalesef böyle kulüplerde batıyor gidiyor. Lemi, o zaman şundan tamamlayalım, kapatalım. Milli ara var. 12 gün milli ara. Bizim de bayağı bir eksiğimiz var. İşte sakatları biraz önce saydım, bir daha sayacağım sana yanlış söylemeyeyim diye. Sıralı söylüyorum. Batagov hiç oynamadan, resmi maç oynamadan sakatlandı. Stoper olarak aldık, biliyorsun bu çocuğu. Ukraynalı. Savic sakat. Dansfield sakat. Hüseyin Türkmen müzmin sakat. Bir türlü iyileşemedi. Serkan Hasan sakat, Ozan Tufan sakat, Cihan Çanak sakat, Umut Bozok sakat, Enis Destan sakat, Vakame sakat. 10 tane sakat futbolcu. Şimdi bu milli arada Trabzonspor ve Şenol Güneş neler yapabilmeli ya da neler yapabilir ki artık bu milli aradan sonraki süreçte Trabzonspor biraz daha silkelensin, iyi şeyler yapsın. Nihat birincisi şu. Trabzonspor'da sakatlar tabii ki bir an önce iyileşmeli, takıma katkı sağlamalı. Bu 10 sakatın
3-4 tanesi takıma katkı sağlayabilir gerçekten. Orada Vakayeme, Cihan, Densfil, ondan sonra Enes Destan biraz daha katkılar sağlayabilir takıma. O anlamda takıma güç katabilir. Ama zaten diğerlerinin öyle çok ben katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bu arada zannediyorum hoca biraz kuvvet ve kondisyon adına takıma yükleme yapacaktır. Çünkü o fırsat doğmuştur. Trabzonspor sahada savaşmıyor Nihat. Yani bizim dönemimizde sahada savaşıyorduk, mücadele ediyorduk. Müthiş bir takım ruhu vardı. Koşuyorduk, basıyorduk, oynatmıyorduk. İkili mücadeleleri kazanıyorduk. Adamların yapacağı tüm kontratakları engelliyorduk. Yani içimizde acayip bir dayanışma ruhu vardı ve herkes birbirine yardımcı oluyordu. Şimdi takımda öyle bir hırs göremiyorsun, takımda öyle bir mücadele göremiyorsun. Zaman zaman şu da var Nihat. En önemlisi bu futbolcuda bunu anlatmak lazım. Bunu da söylemek lazım. Sadece mücadele de yetmez. Mücadele içerisinde doğru müdahale yapmak lazım. Bazen oluyor ya kontrolsüz güç değildir diye. Adam saldırıyor, koşuyor, moşuyor. Nereye koşuyorsun, nereye basıyorsun kardeşim? Yani sen bunu beraber yapmadığın sürece, kontrol yapmadığın sürece bu baskıyı, presi, rakibi oynatmama anlayışını bunu da yaptığın zaman bilinçli yapacaksın. Yani doğru müdahale yapacaksın. Doğru müdahalelerle beraber mücadele edeceksin. Yoksa olmaz. Adam koşuyor, mücadele ediyor kardeşim, koşuyor. O da yetmez ki. Bunu doğru düzgün yapmak lazım. O yüzden Trabzonspor'da zannediyorum bu arada şu an alacağımız güzel bir fizik ve kondisyon yüklemesi yapar. Taktik olarak oynatmak istediği oyun sistemi olarak takımı biraz daha gelişti, biraz daha üst taraflara taşır. Tabii dediğim gibi Şonla Can'ın tek başına yapabileceği de bir iş değil bu. Bütün camiye takıma sahip çıkması gerekiyor. Özellikle taraftarı bir tribünleri doldurması gerekiyor. Ve bunun yanında takım tam kapasitesini ortaya koyup sahada müthiş bir mücadele örneği vermesi gerekiyor. Bunlar olursa takım başarılı olur diye düşünüyorum. Şimdi mesela şunu da söyleyelim, kapatalım. Ben 6 tane maç yapmıştım. Dedim ki milli aranın sonrasında bu altılı, yani hani hatta espri de yaptım. Bu altılıyı tam tutturursak Trabzonspor iyi yola girer diye. 19 Ekim'de Başakşehir, 26 Ekim'de Göztepe deplasman, 3 Kasım'da Fenerbahçe Trabzon'da, 9 Kasım'da Rize ile Rize'de, 26 Kasım'da Adana Demirspor'la Trabzon'da ve 30 Kasım'da Alanyaspor'la Alanya'da. 6 maç. Bir daha sayıyorum. Başakşehir, Göztepe, Fenerbahçe, Rize, Adana Demirspor, Alanyaspor. Ben şöyle demiştim. Eğer dedim biz bu 6 maçta, yani maksimum nedir? Komple hepsini almak. 3 kere 6, 18, 9 da var. 18, 27 puan. Yani o 27 puan, yani biz tabii en iyisini söylüyoruz. Alırsak bu yarışın içinde oluruz dedik. Senin değerlendirmen ne olur bu 6 maç? Ben 6 maçta 6 maçın 5'ini kazan yine yarışın içerisinde olursun diye düşünüyorum. Orada bir maç kaybedebilirsin veya bir maç beraber kalabilirsin. Ama mutlaka 4 veya 5 maçı kesin almak gerekiyor. Trabzonspor'da dediğim gibi birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Şonla Can'ın gelmesiyle beraber sadece yine söylüyorum sadece hocanın takımı çalıştırması tek başına yetmez. Bir, en önemlisi transfer. Devre arasında yapılacak olan eksik mevkiler transfer. İki, yeni bir izleme komitesinin mutlaka futbolu anlayan kişilerin bu işi bilenlerden oluşması. Üç, bizim bir tane pilot takıma ihtiyacımız var. Pilot takımı mutlaka bizim elimizdeki genç çocuklara oraya verip onların orada gelişmesini sağlamalıyız. Bunun yanında mutlaka yine söylüyorum altyapılarda Güngör abi tek başına orada çalışıyor uğraşıyor ama Güngör abinin etrafına çok iyi hocaları doldurup oraya da tekrar bir verimli hale getirmeliyiz diye düşünüyorum. Lemi Çelik, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.